Kasenin dibini sıyırmışsın. Anneni gerçekten çok güzel korudun. Biliyor musun, gözlerime inanamadım. Ben o kadın için hiçbir şey yapmadım. Hem öyle bakma bana. Yengem sinirime dokundu o kadar. Hem şu anda sana da kızıyorum. Onun yaptığını söylemeden sütlacı yedirdin bana. Nasıl yaparsın? Nasıl? Hem nereye? Senin öfkenden uzağa. Gülecek olsam kızıyorsun. Ağlayacak olsam yine kızıyorsun. Yaptığına seviniyorum, yine kızıyorsun. Sussam kızıyorsun. Bir şey söylesem ya sus dersin ya da git dersin. Seni kızdırmayan hiçbir yanım yok galiba binbaşı. Eğer varsa söyle ben de bileyim. Yoksa sana öfkenle mutluluklar. Rudra, ne oldu sana, iyi misin? Ter içinde kalmışsın. Sana... Yaklaşma, uzak dur, gelme. Çekil, çekil. Hem öyle gözünü dikip bakma bana, tamam mı? Ama sen... Benden başka derdin yok mu senin, ha? Başka derdin yok mu? Paro? Yatmaya gidiyorum. Hayır, dur. Konuşacağız. Gel benimle. Gelmeyeceğim. Paro? Ne dedim sana? Konuşacağız. Gel. Hayır. Gel dedim sana. Ben de gelmeyeceğim dedim. Gel. Binbaşı. Binbaşı bırak. Çocuk gibi davranma. Bırak. Bunlar da ne? Beni yemek yemem için zorladığın o gece. Sırf yemek yiyorum diye yanlış anlama. Bu seni dinleyeceğim anlamına gelmiyor. O gece sana kızmamıştım mesela. Jaipur'da o akşam merdivenden indiğini gördüğümde... Özür dilerim. Ben gelmeyi istemedim. Bana kızdın mı? Yine kızmamıştım. Benim... Yapım böyle, biraz sert ve kabayımdır. Sonra şey de var. Hani içkiyi fazla kaçırmıştın ve saçma sapan konuşuyordun ya. Hayır, konuşacağım işte. O zaman da kızmamıştım. Ama şey olayı, hani kırmızı biber gözlerine... Bir şey olmadı ki. Bir şey olmasını mı bekliyorsun, ha? Senin hiç kafan çalışmıyor mu? Ya sana bir şey olsaydı o zaman... İşte o zaman gerçekten kızmıştım.
Ama bu sabah bana... Bu sabah şey yaptın ya, ona kızmadım mesela. İşte bak yine kızıyorsun. Hayır, kızıyor falan değilim.